Ben de şu Tuna'yı bir arayayım bakayım. Ne yaptı çocuklar? Neden panik yapıyorsun? Aç telefonu. Dida saçlıyım Haluk'lar ben şimdi. Aç ve normal konuş. Meltem'in sırrını saklayacağım ben. Meltem'in sırrını saklayacağım. Oğlum telefonu aç ve normal konuş. Şimdi mi telkin ediyorum Haluk lütfen. Meltem'in sırrını saklayacağım Meltem'in sırrını. Şuraya bak. Aç. Gönül. Nasılsın Gönül? Şey yapıyorum ben. Şu anda Haluk'la oturdum. Sohbet ediyoruz. Havadan sudan konuşuyoruz Gönül. Yok yok. Kesinlikle Meltem'le ilgili konuşmuyoruz. Havadan sudan konuşuyoruz. Yok öyle bir şey. Niye Meltem'le hiçbir şey, Meltem'le hiçbir şey ilgili söylemedi bana Haluk şu anda. Tamam Haluk, tamam. Tamam bir tanem. Gidip bakıyorum çocuklara hemen. Tamam. Çocuklara bakmıyorsun. Neredesin diye şey yapıyor. Ben bitmem gerekiyor Haluk. Baba bir şey söylemedi. Oğlum niye konuşuyorsun? Niye uzatıyorsun? Niye Dominant teyzenin kulağına kar suyu kaçırıyorsun? Ya kaçırmıyorum abiciğim ya. Ben böyle şeyleri tutamam. Bir an bilmiyor musun beni ya? Ya bir an bildiğim bir şeyi nasıl saklayacağım onu düşünüyorum. Oğlum bak saklayacaksın. Sakın çaktırma. Sakın çaktırma. Zaten akşama bir şey kalmadı. Gönül kendisi öğrenecek zaten. Tamam olabildiğince Gönül'den uzak durmaya çalışırım ama ben bu kadar büyük bir haberi ya nasıl saklayacağım yani? Saklayacaksın. Tamam tamam bir şey yapacağım yani. Kendi rekorumu kırmaya çalışacağım. Evet evet bak sonra bunu da böyle kutlarız. Hatta bunu da paylaşırsın. Bir dakika bak bu güzel geldi. Bu iyi fikir bu. Yani bunu olgunlaştırmam lazım kafamda. Bir rekor kıracağım. Yani ben bendeki haberi saklama rekoru. Sonra bunu sosyal medyada paylaşacağım. Tamam tamam tamam, tamam hadi dur. Git çocuklara. Çocuklara hadi hadi. Hadi. Olabildiğince gönülden uzak dururum ben. Evet. Doğal davran. Peelingleri bırakayım mı ister misin? Hayır. Keseyim kesin. Yani ondan alayım bir tane sana. Çok teşekkür ederim hadi bu arada. Git. Ben banyoyu kurmadım iyice. Git. Tamam. Haluk gidiyorum ben. Git. Zeynep gelmiyor mu? Yok. Niye? Yemek yemeyecek mi? Ay o yemeğini çoktan yedi hayatım. Erken yedi. Şimdi yatağında kitap okuyor. Ama yani kitabı okuyabiliyor mu tartışılır. Çünkü gözleri böyle kapandı kapanacak. 5 dakikaya uyur. E tabii. Tatil gününde ders çalışıyor çocuk senin yüzünden. Haluk'cum benimle ne alakası var konunun? Sınavı var. Çalışıyor. Çalışacak tabii. Ya çocuk bu. Dinlenmesi lazım. Oynaması lazım. Sosyalleşmesi lazım. Haluk'cum çocuğumuzun sosyal zekasını senin kadar ben de düşünüyorum. Bu yüzden de yarın onu tiyatroya götüreceğim. Tabii tabii yani sen her şeyi düşünürsün tabii. Düşünürüm tabii. Sen de azıcık düşünsen. Ne düşüneceğim? Haluk'cum masanın bardakları yok. Yani ben içeride kızımızla ilgilenirken şu bardakları koyuversen ne olurdu acaba? Ya şimdi bardak koyacağım dırıldanacaksın. O su bardağı, o meyve suyu bardağı. Bir beğenmiyorsun ki koyduğun bardağı. Ama sen bir tane koy ben beğeneceğim söz. İlla sinirlenmek, illa kızmak gerekiyor yani. Şimdi arı gibi çalışıyorlar. Yani halbuki biz onların iyiliği için yapıyoruz. Değil mi Tuna? Tuna? Hı? Dinledin mi sen beni? Dinliyorum Gönül. Ne dedim en son ben? Dinliyor musun beni diye? Ben dinliyor muyum seni acaba? Hayır o değil, o değil. Ne dedim en son ben? Sen ne dedin en son? Dinliyor musun dedin? Ne dedim en son ben de demiş. Yani ikisini beraber söyledin Gönül. Şaka mı yapıyorsun Tuna? Hayır Gönül. Ben mi söyleyeyim? Bilmiyorum. Sen söyleyeceksin. Neyi söyleyeyim Gönül? Yani ben ne söyleyeceğim? Bir şey söyledim hatırlamıyorsun Tuna. Tamam söyle. Dinlemiyordun demek ki. Hayır dinliyordum Gönül. Yani dinliyordum da o sıra şey oldum biraz. Yani nasıl anlattın? Ne oldu? Yani tam böyle şey yapamadan. Yani... Yok sen... Anlaşıldı. Sen yine bir şey saklıyorsun benden. Hayır yani saklamak... Saklıyorsun. Yok Gönül ne olursun. Yani ben saklamak gibi düşünme. Yani şey gibi düşün. Söyle söyle hadi. Çok kötü hissediyorum kendimi Gönül. Tuna söylesene hadi. Gönül ne olur bağırma ne olur söyleyemiyorum. Söyle. Söyleyemem çünkü çok büyük bir sır bu Gönül. Gönül çok büyük bir sır. Söyleyemem sana bunu. Ne olur ısrar etme. Söyle hadi. Söylüyorum o zaman Gönül. Yani çünkü daha fazla tutamayacağım. Yani yemin ediyorum fenalık geçirdim yani. Söylüyorum. Söyle. Ha, muma ne gerek var yani? Her gün gördüğümüz Tuna, Gönül, bir de babam gelecek. Haluk'cum, en yakınlarıma kendimle ilgili çok önemli bir şey söyleyeceğim.
ve bunu bir kutlamaya dönüştürmek istiyorum. Ne var acaba kursağımı da bırakmasan? Ya evet. Kimseye söylemedin değil mi? Yok. Tuna'ya, babama. Yok. Ha iyi. Gönül'de zaten bütün gün ben neydi? Kimse bilmiyor. Çok şaşıracak. Ben çok merak ediyorum yüzlerinin ifadesini. Ben de. Ay inanmıyorum. Çok sevindim Meltem adına. Çok. Yani ben de sevindim ama Gönül bak çok önemli. Yani sakın ama sakın yani bunu bildiğini Meltem'e çaktırma. Yani Meltem sanki söyleyince ilk defa duymuş gibi davran, tamam mı? Herhalde Tuna yani herhalde merak etme. Aa. Nasıl davranacağını göstereyim sana. Şimdi Meltem söyleyince böyle yapsın. Meltem söyledi ya. Aa de. Yani aa nasıl? Ya, bak, şimdi? Oy, bu bak, doğal bir şey mi yani? Doğal bu. Tabii ki bunu yapmayacağım. Sen bana bırak ben bilirim ne yapacağımı. Yok önce bir çığlık atarsın. Ne olursun bak. Yani bunu Haluk anlarsa bana çok kızar. Ya, söz verdi yani sakın kimseye söyleme dedi ya. Haklı. Çok haklı. Söyleme dediyse söylemeyecektin. Söylemeyecektim. Çok ısrar ettin ama sen de Gönül. Yine de söylemeyecektin. Söz vermişsin. Ama sen çok yani çok böyle söyle deyince ben dayanamadım. Ağaç bir de benim senden gizlim saklım yok ki Gönül. Yani ben sana tabii ki söyleyeceğim. Ben senden ne saklayabilirim ki hayatım boyunca? Tabii tabii. Sen benden hiçbir şey saklamazsın. Yine sıkı çok canım değil mi? Ne diyorsun? Anlamadım. Sıkıntı yok. Çok tüyünden geliyor. Anlamadım. Ha? Anlamadım. Ne o? Ne dedin Haluk? Anlamadım. Ne? Sen bir şey dedin gibi geldi bana. Yok sen bir şey dedin de bana bir şey diyorsun zannettim. Yok yok. Yok. Bir şey diyor. Yok. Tamam. Anlamadım. Beni bir yine. Anlamıyorsun bir türlü söylediğimi. Anlamıyorsun. Evet. Meltem'in ne diyeceğini merak ediyorum. Ben de. Nasıl merak ediyorum? Yani meraktan başıma sanki bir şey gelebilir anlamında. Çalışmak Gönül. Yani Meltem ne diyecek hanım? Çok merak ediyorum. Tuna'nın abartılı tepkileri işte. Biz de çok merak ediyoruz Kemal amca. Damat. Bir tek sen biliyorsun değil mi damat? Bir tek Haluk biliyor Kemal abi. Bir tek Haluk biliyor. Başka kimse bilmiyor. Sadece bir tek kim biliyor diye sor tamam, Haluk biliyor. Tamam. Sus. Şimdi telefonunu alıyorum elinden. Dur saçmalama. Gönül ne telefonumu alıyorsun elinden canım? Tamam susuyorum. Bir şey yok. Tamam. Ya internet bir tek Haluk biliyor ya. Evet. Gecenin yıldızı geldi. Ay çok evet. Güzel. Ay kızım vallahi. Bu gecenin yıldızı sensin güzel kızım. Çok yakışmış. Ay teşekkür ederim babacığım. Birazcık özendim. Neden özendin Meltem? Ha neden özendin? Acaba bize çok şaşıracağımız bir şey mi söyleyeceksin? Acaba sen söyleyeceğimizden şaşkınlıkla ha diye böyle kalacak mıyız? Çok mu şaşırtacaksın bizi Meltem ha? Meltemciğim Tuna çok heyecanlı. Biz ikimiz de çok merak ediyoruz ne söyleyeceğini. Biliyorsun işte böyle halleri vardır bunun. Yani evet, söyleyeceğim şey çok önemli. Ve bunu böyle kuru kuru telefonda söylemek istemedim. Hani bir akşam yemeğinde yüz yüze gelelim. Ve hani hep beraber olalım. Hem yemek yiyelim hem de bu konuyu konuşalım istedim. Bence çok sevineceksiniz söyleyeceğim şey. Böyle bir şey kutlamayacaksa neyi kutlayacağız acaba Meltem? Kemal abi düşünebiliyor musun? Tam kutlanacak bir şey. Hep beraber kutlayacağız Meltem söyleyince. Tuna. Efendim. Sen söyleyeceğim şeyin kutlanacak bir şey olduğunu nereden biliyorsun? Aa şeyden yani... Yok Tuna'nın bu işte böyle abuk subuk abartılı tepkilerinden yoksa hepimiz çok merak ediyoruz Meltem'cim. Evet çok merak ediyoruz yani sence hani dedik ya hani kutlanabilir anlamında olabilir yani sevinince insan kutlanalı bir şeye de sevinebilir gibi geldi bana. Sen kutlanacak gibi geldi bana Haluk. Yeter artık. Yani evet bu benim için çok çok önemli de bence kutlanacak bir şey de sanki Tuna ne söyleyeceğimi biliyor hatta Gönül de biliyor. Yok. Yok, yok. Yok. Haluk? Efendim? Ay yani tahmin ediyor olabilirler o yüzden. Ben şeyden, Meltem.
Sen böyle yani güzel giymişsin, böyle çok güzel yemekler yapmışsın. Kemal abinin en sevdiği yemeği tavuk pişirmişsin. Yani o yüzden kutlanmaya değer bir şey herhalde. Yani Meltem tavuk yaptıysa Kemal abi için de kutlanır hani o anlamda dedi. Ya hindi ya tavuk yani öyle değil midir Gönül? Anladım. Tamam. Peki o zaman söylüyorum, hazır mısınız? Hazırız. Evet. Pardon. Bu telefonu açmam lazım. Çok özür dilerim. Tamam canım. Tamam. Efendim? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yol alır, ayrı düğüm tutar.